Merhaba sevgili dostlar. Avrupa Atatürk'ü düşünce dernekleri bir yazma. Sevgili Bolca Tosun'un önderliğindeki Bir Konu Bir Konuk adlı bu etkinlikte bugünkü konuğumu ben olacağım. Bu güzel etkinlik ve davet için sevgili Bolca Hanım'a teşekkür ederim. Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan yüz binlerce can kayıplarına ve milyonlarca insanın tedaviye muhtaç hale gelmesine neden olan salgın nedeniyle siz değerli dostlara, aziz milletime ve tüm insanlığa geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. Bugünlerin mutlaka atlatacağı hiç kuşkumuz yok. Bizlere düşen görev, bilim alanlarımızın, fedakar sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın duyarlarına dikkat alalım. Ben buradan başlar sevgili Birlik Başkanımız Doktor Mustafa Tosun olmak üzere tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugün sizlere yaşamımızın her safhasında fedakarca kendini ortaya koyan kadınlarımızın bir bölümünden söz edeceğim. Kurtuluş Savaşı yıllarımızda da kadınlarımız yine en fedakarca, yine en cesurca cephenin her yerinde görev almış, bağımsızlığımızı kazanmamızda çok önemli roller oynamışlardır. İşgal yıllarında Türk ulusu tarihinde benzeri görünmedik, karanlık bir döneme geçmiştir. Ulus yok edilmek üzere. Vatanın bütünlüğünü ve ulusal bağımsızlığın tehlikeye düştüğü bu yıllar, vatan toprağının her köşesinin işgal edildiği, zorla hileyle memleketin Türk kalelerinin zapt edildiği, ordularının dağıtıldığı, Türk kaynaklarının el konulduğu yıllar. Bu durum, tarihinde ümitsizliğin, korkunun ve çaresizliğin hiçbir zaman yaşam bulamadığı Anadolu'nun aydınlık yüzü, Ulukışla ilçesinde hoşnutsuzluk yaratmıştı. Asırlardır hür yaşamış bir ülkün elinden vatanını, özgürlüğünü ve bağımsızlığını almak o kadar kolay. Mavros Ateşkes Antlaşması işleri içerisinde Ulukışla ve Toros tünellerinin yer alması Mustafa Kemal Paşa'yı oldukça rahatsız etmişti. Bu nedenle gizlice Ulukışla ilçesine gelen Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa bölgede incelemelerde bulundu ve yaşananlardan hoş olmayan Ulukışlılarla tanıştı. Ne olacak bu memleketin hali Paşa'm? Diyen Ulukışlılar, Atatürk'ün sizce ne yapalım sorusuna ise bu topraklarda esaret kabul ederek yaşayamayız karşılığını verdiler. Bu cevap Atatürk'ü oldukça memnun etmişti ve buralar düşmana terk edilemezdi. Mondros mütarekesini uygulamakla görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa, düşmanın asıl amacını Ulukışla ve Toros tünellerini ele geçirip demir yollarından da faydalanarak Anadolu'nun içlerine sızıp yolunu tamamen ele geçirmek olduğunu biliyor. Bu düşüncelerini Ulukışlalı Kuvayi Milliyecilerle paylaştı ve neler yapmaları gerektiğini anlattı. Mustafa Kemal ülkede ilk Kuvayi Milli Hareketini başlatarak Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın düşünsel ateşini Ulukışla'da yakmış oldu. Bu esnada Toros dağlarında gördüğü ışıkların ne olduğunu sordu. Bunun çoban ateşi olabileceğini, bölgede görükleri olduğunu söylediler. Mustafa Kemal gülümsedi, siz de bu dağlarda bu ateşi yakın ki düşman bu ateşleri görsün de. Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın ilk mevzileri oluşmaya başlamış. Ulukışla ilçesinde postacı Şakir Bey aracılığıyla tebliğ haberleşmeleri yaptı ve ardından Adana'ya geldi. Adana'ya dönen Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkındaki görüşlerini bir raporda başkomutanlığa bildirdi. Raporunda Ulukışla ve Toros tünellerinin maddeden çıkartılmasını istedi. Bu isteği gerçekleşmeyince tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Yıldırım Ordular Grubu kaldırıldı ve Mustafa Kemal Paşa Harbiye nezareti emrine alındı. 10 Kasım 1918 tarihinde Mustafa Kemal
Adana'dan trenle İstanbul'a giderken Uykışla'da durdu. Ve burada Müftü Bahattin, Postacı Şakir ve Uykışla'lı Kuvayi Milliyeciler'le görüştü. Beraberinde getirdiği haberleşme araçlarını, silah ve cephaneyi teslim etti. Postacı Şakir'e kendisiyle bağlantıyı kesmemesini, bölge hakkında sürekli bilgi vermesini istedi. İstanbul'dan sonra Samsun'a giden Mustafa Kemal Paşa, Amasya, Tokat, Sivas ve Erzurum'da yaptığı çalışmalar esnasında da Uykışla Kuvayi Milliye İstihbarat Kurulu'ndan sürekli bilgi aldı. Sivas Posta Müdürü Lütfü Bey ve Telgrafçı Dursun Efendi, kongre çalışmaları sırasında Uykışla Posta Müdürü Şakir Bey'den Uykışla cephesi hakkında aldıkları bilgileri Mustafa Kemal Paşa'ya anında bildirdiler. Sivas'a görünen Mustafa Kemal Paşa, birlikte Samsun'a çıktığı Albay Arif Bey'i o bir tümen komutanlığına atadı. Ve ilk önce Uykışla ilçesindeki Kuvayi Milliyeciler organize ederek Fransızlara karşı cephe oluşturmasını istedi. Albay Arif Bey, Uykışla ilçesinde bulunan silah ve cephanın yeterli olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk, halkı aydınlatması ve gençleri orduya kazandırması için Kayseri'ye gönderdiği heyeti temsilciliği üyesi Mazhar Müfit Kansu'ya bir telgraf göndererek Kayseri'de bulunan silah ve cephanenin en kısa zamanda Uykışla'ya gönderilmesini istedi. Mazhar Müfit Kansu, Mutasarrıf Bey'e Kemal Paşa'nın aldığı telgrafı göstererek emri yerine getirilmesi için yardım ister. Mutasarrıf hemen harekete geçer fakat bir sorun var. Bu silah sevkiyatını yapacak kimse yok. Kayseri'de eli silah tutan kim varsa ya cephede ya da cephe yolundadır. Öyle ki Kayseri son sınıf öğrencileri bile askere gitmiştir. Ertesi sabah Mazhar Müfit Kansu ne yapacağını bilmez. Bir halde çaresiz beklerken Ethem Bey'den güzel bir haber alır. Bir gün derneğinin başkanı Seyide Hanım ile yardımcısı Feride Hanım bu silah sevkiyatını kendilerinin yapabileceklerini konuşurken gelen sesler üzerinden dışarıya bakıldığında kalpağı oyalı, mızrak bulmuşlu kadınlar silahlarını kuşanmışlar, hazır bir vaziyette bekliyorlar. Mazhar Müfit Bey bu onurlu duruş karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bir anlık şaşkınlık yerine büyük bir sevinç yaptılar. Zaten şaşırmamak gerekiyordu. Sivas'ta, Kayseri'de, Niğde'de kurulan Anadolu kadınları müdafayı vatan cemiyeti üyelerinde konuşan ve onları harekete geçiren vatanı savunma, namusunu ve ailesini koruma dürtüsü Seyda Hatun'un, Sultan Fatma Bike'nin, Türkan Hatun'un halen Anadolu kadınların belinde yaşayan. 12 bin kişilik bir süvari ordusuna komut eden Melikşah'ın eşi Türkan Hatun'un elinde tuttuğu mızrak gibi dik duruş sergileyen Kayserili kadınlar Mustafa Kemal'in yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Hazırlıkları. Silah ve cephane arabaya yıkıldı. Sabah erkenden yola çıkıldı. Yol boyunca Ermeni çetelerle, eşkıyalarla karşılaşan kafile çarpışa ilerliyor. Niğde yakınlarında geceyi geçirmek için mola verdikleri anda tekrar Ermeni çetelerinin saldırısını anlattılar. Saatlerce çatışma yaşandı. Bu yolda ölümü güzel an, kalpağı oyalı kadınlar çeteyi sabaha karşı püskürterek yola koydular. Postacı Şakir Efendi, kafilenin Niğde'ye geçtiği bilgisini müstehberdi. Uykışla'da büyük bir sessizlik vardı. Kadın ve çocuklar tınaz asırılmışlar. Müftü Efendi, Kuvayi Milliye Heyeti'ni acilen Akcami'ye toplantıya çağırdı. Toplantıda konuşan Müftü Efendi, "Efendiler, Kayserili hanımlar hayatlarını tehlikeye atarak bir güçlükle bize silah ve cephane getirirken hanımlarımızı Alparmut'a göndermemiz uygun değildir. Kafile Uykışla'ya geldiğinde hanımlarımız karşılamalı. Onlara kim gelecek hazırlayacak? Kim ağırlayacak?" diye görüşlerini dile getirir. Müftü'nün isteği genel kabul görür.
hemen bir arkadaşı gönderilerek Alpagut'ta bulunan Mehmet Ağa'nın karısı Havan'a kadına durumu anlatılır. Öncelikle uygun göreceği kadınları yanına alarak bu kuşluğa dönmek istiyor. Havan'a kadın yanına birkaç kişi alarak bu kuşluğa döner. Ancak gelen kadınların ağırlanacağı büyük bir ev olmadığı için sıkıntı yaşanır. Mehmet Ağa Kervansaray'daki misafirhaneye hazırlar hitabına. Konu müftet elinde bildirilir. Kabiledeki kadınların kervansarayda ağırlanmasına hem de silahların burada muhafaza edilmesine karar verilir. Havana kadın öncülüğünde bir grup un kışlalı kadın hemen hazırlıklara başlarlar. Koyunlar kesilir, yemekler yapılmaya başlanır. Kafile hava kararmadan gelir. Kafile hemen kervansaraya alınır. Silahlar boşaltılırken Havana kadın yaptığı leziz yemekler hanımlara ikram eder. Postacı Şakir silahların ulu kışlığa ulaştığını, belirlenen yerlere gece sevk edileceğini Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla bildirir. Milli mücadele ilk zamanlar düzenli askeri birliklerle değil, kadınlarıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, kalbinde yurt sevgisi ve iman taşıyan her Türk evladının fedakarlığıyla. Sevgili dostlar, beni evinizde ağırladığınız için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.